Başkan Çınar online gerçekleştirilen 1. Uluslararası Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı. 1. Uluslararası Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kongresi'ne özellikle bizi davet ettiğiniz için Malatya'dan, Yeşilyurt'tan saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sanayi bölgeleri ve ticaret alanlarıyla Malatya ekonomisinin can damarı olan bölgeleri içerisine alan Yeşilyurt'ta yeni yatırım alanları kuruyor, sanayi bölgelerimizin alt ve üst yapılarını güçlü hale getiriyoruz. Tepeköy mahallesinde hizmete sunduğumuz fidanlık alanda incelemelerde bulunan Başkan Çınar, daha yeşil, daha güzel, daha mutlu bir Yeşilyurt için çalışıyoruz dedi. Belediyemiz, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek'in konuşmacı olarak katıldığı 28 Şubat'ı Nasıl Anlamalıyız paneline ev sahipliği yaptı. 28 Şubat'ın 24. yıl dönümü. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmette olan sosyal tesislerimiz, aldığımız önlemlerle birlikte 3 Mart Çarşamba gününden itibaren vatandaşlarımıza yeniden hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından olan ambalaj atığı toplama ayırma tesisindeki son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çınar, çevre hizmetlerinde yakaladıkları başarılı süreci yeni ve farklı projelerle geliştireceklerini söyledi. Şehrimizi her alanda ileriye taşıyacak olan önemli kararların alındığı Mart ayı 1. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde açılan gitar kursunu ziyaret eden Başkan Çınar, vefatının 8. yıl dönümünde rahmetli Müslüm Gürses'in anısına söylenen şarkılara eşlik etti. Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizle bugüne kadar 92 adet manuel ve otomatik akülü aracı engelli vatandaşlarımıza teslim ettik. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Başkan Çınar, 4K site sakinlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen sürece ilişkin istişare toplantısına katıldı. Deprem haftası dolayısıyla Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdik.